Kıymetli kardeşler, güzel bir şeyler yapmak, hakikaten kayda değer şekilde hayru hasenat işlemek için çok uçuk şeyler düşünmemize gerek yok. Bazen bizim ahiretimizi kurtaracak ve hakikaten de sevap hanemize ciddi gelirler getirecek olan işler çok yakınımızda olabilir. Ancak biz bunlarla ne kadar ilgileniyoruz? Böyle işleri yapmıyoruz da bazen çokça çok daha uzak olan şeylere teşebbüs edebiliyoruz. Onun için buna riayet etmek lazım. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Zorda olan, gerçekten darda olan, maddi imkanı pek olmayan, alacaklısı olduğumuz bir borçlunun borcunu bir kısmını almamak veya tamamını almamak eğer imkanımız varsa. Bu çok büyük bir sevaptır. Bu gerçekten çok iyi bir uhrevi sermayedir. Ancak biz böyle şeyleri toplumda çok fazla yapmıyoruz. Halbuki bunu yapmak lazım. Bu bir Müslüman kardeşimize çok yardımcı olmak manasına geliyor. Bir Müslüman kardeşimizin bir derdini izale etmek manasına geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı buyurur ki men en zara mu'siran ev vada'a lehu. Kim darda kalmış, sıkıntıda olan, maddi imkanı çok olmayan, fakir olan bir borçlunun mühletini artırırsa, yani bu ayı verecekti, tamam kardeşim sen sıkışıksan madem 3 ay sonra ver, 5 ay sonra ver derse, bu çok çok faziletli olan bir şeydir. Nitekim ayeti kerimede de bu ifade edilir. وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer alacaklı olduğunuz kişi zorda olan, darda olan bir kişi ise onu böyle kolaya çıkacağı bir zamana kadar mühlet verin buyuruyor Cenab-ı Hak. وَاَنْ تَسَدَّكُوا خَيْرٌ لَكُمْ buyuruyor ama hepten tasadduk ederseniz, tamam almıyorum madem sıkışıksın, madem dardasın derseniz o zaman bu daha hayırlıdır. Onun için Efendimiz buyurur ki kim mühlet verirse veyahut da اَوَّضَعَ لَهُ veya almıyorum derse, onun o borcunu silerse اَوَلَّهُ اللّٰهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ. Cenab-ı Hak bu kulu, böyle yapan kulu, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir buyuruyor. O kadar sıkıntının olacağı, o kadar meşakkatin, darlığın, zorluğun olacağı o günde eğer gerçekten rahatlamak istiyorsak işte size bir fırsat, işte bize bir fırsat, bunu yapmaya çalışalım. Müslüman kardeşimize yardımcı olmaya çalışalım. Cenab-ı Hak becerebilmeye hepimizi muvaffak eylesin.